Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet 47. dersimizin ardından şimdi geldik 48. dersimize. 48. dersimizin konusu yüzde problemler arkadaşlarım. Şimdi yüzde problemlerini aynı kesir problemleri gibi düşünebilirsiniz ama burada sadece farklı olan biz buradaki sayıya her zaman 100x diyeceğiz ya da 100a diyeceğiz. Yani 100'ün katı olmasını isteyeceğiz. Yüzde problemlerinin ardından hemen karışım, kar zarar problemleri gelecek. Onlar da yüzde problemlerle yapılabildiği için yüzde problemleri çok ama çok önemli. ÖSYM'de soru soruyor arkadaşlarım yani yüzde ile alakalı sorular soruyor. Şimdi ilk önce biz bir sayının yüzdesi nasıl alınabilir? Onun hakkında size şöyle bir küçük bir bilgi verelim. Sonra problemlerimize daha doğrusu sorularımıza geçelim. Şimdi arkadaşlarım Normalde biz bir sayının bir bölüşünü almak istersek sayıyı ne yapıyorduk? Bir ile çarpıyorduk. İşte burada da bir sayının belli bir yüzdesini almak istersek örneğin mesela a sayısının yüzde x'ini almak istersek yüzde bildiğiniz üzere şöyle gösteriliyor. Yüzde x'ini almak istersek x bölü 100 ile bunu çarpıyoruz. Yani anlamı bunun bu. Mesela yüzde x'inin Yüzde %y'sini almak istersek artık yeni sayımız bu olduğu için bir daha bunu y bölü 100 ile çarpıyoruz ve sonucu buluyoruz. Bazen yüzdesi şudur denilebilir eşitlik yaparız. Bazen şu sayının %5'i %10'u kaçtır denir onu da bu şekilde yaparız. Örneğin buradaki soru gibi. Şimdi diyor ki 120 sayısının yüzde %20'si kaçtır? Aslında diyor ki sana 120 sayısını sen 20 bölü 100 ile çarp diyor. %20'si aslında 5'te 1'dir değil mi? Yani kesir problemlerinde 1 bölü 5 ile, 1 bölü 5 ile çarpıyorduk. Burada da 20 bölü 100 ile çarpıyoruz. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şunlar gitsin. Şuradaki sıfırlar da gitsin. 2 ile 12'yi çarptığım zaman burası da 24 olmuş olacak. Yani yüzde problemleri hakikaten çok kolaydır. Sayıya yüzün bir katı dediğiniz zaman hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır arkadaşlarım. Gel bakalım buna. Hangi sayının 45'i 90'dır? Şimdi Burada sen sayıya x diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Çıkar. Yine doğru cevap bulabilirsin. Ama biz alışkanlığımızı şu şekilde yapalım. Yüzde problemlerinde sayımıza yani bilinmeyenimize 100x diyelim arkadaşlarım. Hangi sayının yüzde 45'i 90'dır diyor ya. Bizim sayımız 100x olsun. Şimdi 100x'in yüzde 45'i bir kere masuz şöyle yapalım. 45 bölü 100 ile çarptığımız zaman şunlar gidiyor. 45x. Zaten bir sayının %45'i direkt 45x olduğunu görebiliriz. Bunun kaç olduğunu söylüyor? Bunun 90 olduğunu söylüyor. O zaman 45x eşittir. 90 yazdım. X'i de buradan 2 buldum. Tabii ki biz sayımızı 100x olarak belirlediğimiz için en başta bizim sayımız %2'yi çarptığımız zaman 200 olmalı. Tamam. Anlaştık mı? Sayıya 100x diyoruz. Ondan sonra artık arkamıza bakmadan devam ediyoruz. Bu soruda 400 sayısının %10'un %5'i. 2 kez, 3 kez, 5 kez, 10 kez yüzde aldığı zaman hiç fark etmez arkadaşlarım. Sen yapacaksın ki 400 sayısını ilk önce bir 10 bölü yüzde çarpacaksın. Yeni sayın bu. Artık bunun da %5'ini almak için bunu da 5 bölü yüzde çarpacaksın. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bak yukarıdan 1, 2, 3 tane 0 götürdüm. Aşağıdan da 1, 2, 3 tane 0 götürebilirim. Yukarıda 4 kere 5, 20 kaldı arkadaşlarım. Aşağıda da 1 kere 10. Bak burada bir 0 var. 10 oldu. Bunlar da sadeleştiği zaman artık 2 sonucuna ulaşmış oldum. Tamam. %10'un %5'inin işte %7'si kaçtır da sorulabilir? O zaman çarpı 7 bölü deriz. Herhangi bir sıkıntı yok umarım. X sayısı Y sayısının %30'una eşittir. Şimdi yavaş yavaş artık şeyleri değiştirelim. Ee, yani soru çeşitlerini değiştirmeye başladık. X sayısı Y sayısının %30'una eşittir. O zaman arkadaşlarım şöyle yazabilir miyim? X sayısı Y sayısının %30'una eşittir. Yani 30 bölü yüzüne eşittir. Şunlar gitti. E buradan şu 10 ben x'i çarpabilirim. Baktığım 10x eşittir 3y geldi. x ile y arasında bir ilişki. Böyle ilişkilerde oran orandan hatırlayın. Ne yazıyorduk? x bölü y eşittir. x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 10. Demek ki 3 bölü 10'muş. x bölü y oranı kaçtır diyor? 3 bölü 10 dedik. Oran 3 bölü 10. Bak dikkat et. x 3, y 10 değil. Oranları x 6 y 20 de olabilir. İkisini böldüğümüz zaman 3/10 geliyormuş. A sayısı B sayısının %20'sine eşittir. Buna göre B sayısı A sayısının yüzde kaçına eşittir? Şimdi yukarıdaki gibi bir yapalım. A sayısı B sayısının %20'sine eşitse o zaman A eşittir diyelim. B sayısının %20'si arkadaşlarım. Bu mudur? Bu mudur? Tamam. Sadeleştirelim. 2'yi e, kaça bölelim? 2'ye bölelim şunu. 1 olsun. 2'ye bölelim. 5 olsun. Demek ki buradan 5A eşittir B gibi bir şey bulduk. Biz buradan arkadaşlarım A bölü B'yi istersek şuradaki B çarp 1 olduğu için 1 bölü 5 yazabiliriz. Şimdi bize sorduğu şeye odaklanalım. Ne diyor? B sayısı A sayısının yüzde kaçına eşittir? O zaman B sayısı A sayısının yüzde kaçına eşittir? Bizim burada bulmamız gereken şey x. Tamam mı? Şimdi buradaki mantığa göre oran olacağı için şuradaki B ile A'nın oranı olacağı için A'ya 1, B'ye 5 yazabilirim. B'ye 5 yazayım arkadaşlarım. A'ya da 1 yazayım. 1 çarpı x bölü 100 oldu. İçler dışlar yapalım. X eşittir. Yüzde 5'i çarptım. 500'e ulaştım. Demek ki B sayısı A sayısının yüzde 500'üne eşitmiş. Tamam. Yani katıymış. Sonra değiştirelim mi yavaş yavaş? İlerletelim değil mi yavaş yavaş? Hep aynı sorularla uğraşmayalım. Yüzdenin nasıl hesaplanacağını bulduk. Artık şimdi problem varı sorulara geçiyoruz. Diyor ki bir yumurtacı 180 tane yumurtanın %40'ını satmış ve %10'unu da kırıldığı için atmıştır. Tamam. Buna göre bu yumurtacının geriye kaç tane yumurtası kalmıştır? Arkadaşlarım biz yumurtaya 100x diyelim. Bak 180'in %40'ını alarak işe devam edebiliriz ama gelin siz beni dinleyin. Biz yumurtaya 100x diyelim. Şimdi yumurtaya 100x dedik. %40'ını satmış. Şimdi sattığı miktar nedir? 100x'in %40'ı artı 40x olarak yazabiliriz değil mi? Yani çarpı 40 bölü 100 yazmaktansa şöyle götürüp direkt zaten 100'ün 100 %40'ı e, kaçtır? 40'tır. E satılan bu kadar. Kırılan, e, kırılanlara bakalım. %10'u, e, 100x'in %10'u kaçtır arkadaşlarım? 10x'tir. E ne oldu? Toplamda kalana bakalım. Değil mi? Geriye kaç tane yumurtası kaldı diyor. 40x sattı. 10x kırıldı. 50x. 100x tane vardı. Demek ki 50x de kaldı arkadaşlarım. 180 tane yumurtanın diyor. Bak 180 tane yumurtanın. Demek ki bizim en baştaki 100x'imiz kaçtı? 180. Şu sıfırlar gitti. Buradan arkadaşlarım 10x'imiz kaç oldu? 18. 18. X e, x'e ihtiyacımız yok bizim. 10x ile işi götürebiliriz. Ne diyor? Kaç tane yumurtası kalmıştır? 50x'i soruyor. Yani sen buradaki 10x'i 5'e çarparsan diyor 50x olur diyor. Bunu da 5'e çarparsan diyor bu da 90 olur diyor. Elinde 90 tane yumurtası kalmış. Anlaştık mı? Herhangi bir sıkıntı yoktur umarım. Gel bakalım buradaki soruya. Şimdi bir miktar portakalın %32'si çürümüştür. Sağlam portakallarında %50'si 34 kilogram olduğuna göre kaç kilogram portakal çürümüştür? Şimdi arkadaşlarım yine aynı muhabbetten dolayı portakallara biz ne diyelim? 100x diyelim. Tamam portakallar 100x. Çürüyenler kaç x? Çürüyenler %32 çürümüştür diyorsa çürüyenler de 32x. Şimdi sağlamlar sağlamlar da şimdi 100x'ten 32x'i düşersem artık 68x kalıyor değil mi? Tamam. Şimdi bak İyi okuyalım. %50'si. Şimdi sağlamların yani 68x'in %50'si. %50'sini yarısı olarak düşünebilirsin. 1 bölü 2 ile de çarpabilirsin. Bunun 34 olduğunu bize söylüyor. Tamam. E, bununla bu gitti arkadaşlarım 2. Iki. Şu 2 ile de şu gitsin 34 olsun. Yani aslında 34 x eşittir 34 imiş. Buradan da x eşittir 1 imiş. Ne diyor? Kaç kilogram çürümüştür diyor. X'i 1 bulduğuma göre 32 ile 1'i çarptığım zaman 32 cevabına ulaşmış olurum. Adım adım takipçiyim. Bak sorunun takipçisiyim. Öyle bodozlama dalmıyorum soruya. Tane tane ne veriyor ne istiyor. Bunlara bakıyorum. Tamam mı? Haydi bakalım. Gel bakalım buradaki sorumuza. Şimdi bir hikaye kitabının önce %35'i sonra kalanının %60'ı. Bak kalanı lafı önemli arkadaşım. Buna göre bu hikaye kitabının yüzde kaçı okunmuştur diyor. Şimdi Bizim hikaye kitabımız ilk önce 100x olacak. Bu bir Allah'ın emri. Şimdi önce diyelim arkadaşlarım ilk etapta %35'i 35x'i okudum. Sonra ikinci etapta şurada sonra diyelim istersek kalanının yüzde Şimdi kalanı kaç? 100x'ten bunu düşsem 65x. Bunun %60'ını okuyacağım arkadaşlarım. 65x'in %60'ını hesaplamam gerekiyor. Şunla şu gitsin. 2'ye bölelim 3 olsun. 2'ye bölelim 5 olsun. 5'e bölelim 1 olsun. 5'e bölelim 13 olsun. Doğru mu? 13 ile 3 çarptığı zaman 39x. 39x'i daha okudum. Tamam kalanının buydu. Şimdi ne diyor? Yüzde kaçı okunmuştur? E arkadaşlarım 35x bir yerde okudum. 39 da bir yerde okudum. Toparladım artık. Şurası 4 oldu. Şurası 7 oldu. Yüzde 74'ünü halletmişim demektir. Hep kalanı mı diyor? Yoksa baştakini mi yorumluyor? Kesir problemlerinde de aynı şey vardı. O kalanı lafı önemli. Şimdi geldik bakalım buğdaya. Buğdaydan ağırlığının %80'i kadar un. Undan da ağırlığının %120'si kadar hamur elde ediliyor. Buna göre 192 kilogram hamur elde etmek için kaç kilogram buğday gereklidir? Şimdi arkadaşlarım buğdayın ağırlığının %80'i kadar un diyor ya. O zaman bak şöyle yapalım. Buğday diyelim. Un diyelim. Ve en sonunda kim varmış? Hamur varmış. Şimdi biz gelin buğdaya 100x diyelim. Tamam mı? Sonra %80'i kadar un diyor. Yani 100x'in %80'i artık biliyoruz. 80x tamam. Undan da ağırlığının %120'si kadar hamur. Şimdi bak 80x'in %120'sini yani bunu istiyor. 2 e, tane 0 buradan 2 tane 0 buradan gitti. 8 kere 12 96 oldu. Burası da 96x. Bu hamur. 192 kilogram hamur diyor arkadaşlarım. Burasının 192 olduğunu iddia ediyor. O zaman x eşittir 2. Yani tam sayı gelmesi için çabalamış. Etmek için kaç kilogram buğday gerekli bak buğdaya geldim 2 iki dedi 2 ile çarptım yüzü demek 200 kilogram buğday gerekli imiş tamam mı anlaştık mı derslerimiz nasıl gidiyor bu arada be sıkılıyor musunuz İyi mi bir şeyler öğreniyor musunuz hiçbir şey yazmıyorsunuz vallahi yani dünyadan bir haber olduk yani sizle bir iletişim e, kurmak istiyoruz ama kuramıyoruz. Şöyle bir yorumlarda bir belirtseniz evet hocam takipteyiz izliyoruz ya da izlemiyoruz ya da izlemiyorsanız zaten bu yorumu yazamazsınız değil mi? Mantıksız bir hareket olur. Biraz etkileşim içerisinde, içerisinde olalım arkadaşlarım. Daha AYT kampı yapacağız. AYT kampında konuşacağız, edeceğiz. Sınava hazırlanacağız. Güzel şeyler yapacağız. Bu güzel şeyler içinde biraz etkileşimde olmamız bence yararlı olur. Şimdi bir kurutalım yaş kayısıyı. Şimdi yaş kayısı kurutulunca ağırlığın %16'sı azalmaktadır. Buna göre 420 kilogram kuru kayısı elde etmek için kaç kilogram yaş kayısı kurutulmalıdır? Biz yine buradaki yaş kayısıyla başlayalım. Kuru kayısıya gidelim arkadaşlarım. 100 x gram biz yaş kayısı alalım. Ne diyor? %16'sı azalmaktadır. Şimdi kuru kayısı 100 x'in 16'sı nedir? 16 x'tir. Şimdi 16 x'i e düştüğüm zaman ne yapacak burası? 84 x kuru kayısı yapacak. 420 kilogram kur kayısı elde etmek için yani bunun aslında 420 olduğunu istiyor e, veriyor bize. Burada x eşittir 5 mi olacak? 84 ile 5 ile çarparsam evet 420 oluyor yani tam sayı olmasını yine istemiş. Kayısı kurutulmalıdır diyor. E, 5 arkadaşlarım yaş kayısı 500 kilogram kurutulduğu zaman bu dediği şey olacaktır. Daha temel seviyedeyiz. E, i̇leriki seviye bir sonraki videoda ayarlayacağız. Tamam mı? gün şu an bir ısınma turu yapıyoruz. Asım parasının %15'ini Bilal'e verince paralar eşit oluyor. Hmm. Buna göre başlangıçta Bilal'in parası Asım parasının yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlarım Asım'ın parasına 100x diyelim biz. Tamam yüzde problem çalışıyoruz ya. Bilal'in parasına da ne diyelim? Buna da 100 y diyelim. Yani bunun x cinsinden eşitini bilmiyoruz. Aralarındaki ilişkiyi bilmiyoruz. Ne diyor? Asım parasının %15'ini Bilal'e verince. Bir kez 100x'in %15'i 15x. Yüzden 15 çıktı, zaman burasında 85x gibi bir para kalıyor. Burada arkadaşlarım 100 y zaten başta vardı. 15x de sondan geldi. Şimdi ben 85x'in yanına 15x'i e atayım. Attığım zaman ne kalıyor? 70x kalıyor. Eşittir 100y oluyor. Tamam mı? Şimdi ben burada sadeleştirme yapsam. X yerine 10 seçsem. Y yerine de 7 seçsem. Yani aslında bizim buradaki sayımız 1000 olsa. Buradaki sayımız da 700 olsa arkadaşlar. Değil mi? Y'ye de kaç verdim? 7 verdim. Ne diyor? Başlangıçta bilelim parası. Bilelim parası yani 700 eşittir A'sın parasının yüzde kaçıdır? A'sın parası 1000'de arkadaşlarım, 1000 yüzde kaçıdır? Yüzde kaçıdır? X bölü yüzde çarpıyorum. Şunlar gitti, şunlar gitti, şu sıfırla şuradana götürdüğüm zaman x'i de buradan 70 bulmuş olurum. Yani bilelim parası A'sın parasının yüzde başlangıçta yüzde 70'i imiş, tamam mı? Şimdi iki sayıdan biri yüzde 30 arttırılır, diğeri yüzde 20 azaltılırsa bu sayıların çarpımı yüzde olarak nasıl değişir? Bir yapmaya çalışsana. Aynısı bunun dikdörtgen tarzı bir soruda da var. Mesela böyle bir soruda da var. Şunu bir yapmaya çalışsana arkadaşım. Bir kendi kendine bir yüzdeyi bir bul bakalım. E, gel bakalım sonra biz nasıl yapmışız. Haydi bakalım sorumuzu yapmaya çalışalım. Şimdi arkadaşım bu soruyu yapmayı denediysen şimdi iki sayıdan ikisine de yüz diyebilirsin. Ama çarptığın zaman sayılar büyüyeceği için Bunlara yüz demeyeceğiz. Yani bu tarz sorular da karşımıza çıkıyor. Böyle iki tane çokluk çarpıldığı zaman yüz olmasını da isteyebiliriz. Ha hocam ben ikisine de yüz diyeyim ne fark eder derseniz hiçbir şey fark etmez. Bak şimdi ikisini de yapalım isterseniz. İki sayıdan biri yüzde otuz artırılır diğeri yüzde yirmi azaltılırsa. Şimdi sen birinci sayıya 100 de arkadaşım. Bunu yüzde otuz arttırdığın zaman bu sayı 130 olacak. Yüzde otuz arttırılmış hali. Diğeri %20 azaltılırsa sen buna da %20 azalttığın zaman bu da 80 olacak. Şimdi sen bunları çarptığın zaman çarpımı diyor ya. Şimdi bunları çarptın. Bu ne oldu? 1, 2, 3, 4, 10.000 oldu. Bunu da çarptığın zaman 13 ile 8'i e çarpsam 80, 24. E, ne yapıyor? 104 oluyor. İki tane de burada var. Şöyle değil mi? Şimdi 10.000'den 10.400'e. Şimdi ne oluyor bu? Şöyle yorumlayabilirsin. 1000'de binde, şey 1000'de binde diyorum. 10.000'de binde, 10 binde 400 artıyorsa, 400 artıyorsa acaba yüzde kaç artar diye bir orantı kurabilirsin. Doğru orantıdır bu. Mesela buradan ne yapmış? 2 tane 0 atmış. Buradan da 2 tane 0 atacak yani 4 olacak ya da işler işler çarpımı yani şöyle çapraz çarpım yaparsın. Yüzde %4 artacak. Arttığını buradan görebilirsin. Şimdi ben diyorum ki Böyle on binlerle yüz binlerle uğraşmak yerine şunu da yapabilirsin. Şimdi bunu buradan kaldıracağım arkadaşım. Şimdi ne yapabilirim hocam? Şimdi sayılara sen 10 10 yazabilirsin. Tamam sayılara 10 10. Hocam hani yüzde problemi yapıyorduk da siz 10 seçtiniz 100 seçecektik derseniz çarpımları 100 yapacak arkadaşlar. Bak çarptım 100 yaptı. Al bak oradaki 100 burada. Tamam mı? Sonra yüzde 30 arttırıldı. Şimdi 10 sayısının yüzde 30'u yani 30 bölü 100'ü kaçtır? Şu sıfırlar gider 3'tür. Arttırma yaptığı için burası 13 yaptı. Yüzde 30'u 3 yaptığı için 10'dan 3 arttırdım. 13 yaptı. %20'si kaçtır? 2'dir. 10'dan 2 azaltmış. O zaman burada 8 yazdık arkadaşlarım. Çarptığım zaman burası ne yaptı? 104 yaptı. Bak 100'den ne yaptı? 104'e 4 artmış oldu. Anlaştık mı? Yani iki şeyi çarpacaksanız böyle sayılara 10-10 verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Mesela bak yine bunda bir dikdörtgenin eni yüzde 50 artırılıp boyu da 10 azaltıldığında alanı yüzde kaç artar? Şimdi siz normalde bir dikdörtgen diyor. Siz buna 10 10 verebilirsiniz. Hocam ne yaptın sen? Kareye bu da diyebilirsin. Ben de sana şunu derim. Her kare aynı zamanda bir dikdörtgendir. Dikdörtgenin tanımına uyuyor mu? Uyuyor. Ondan dolayı sıkıntı yok. Yüzde %50 arttırılıp bir kenarını %50 arttıralım. Şimdi onun %50'si nedir arkadaşlarım? Onun %50'si 5'tir. Hemen 10 çarpı 50 bölü 100 olarak bunu yazarsak 5'tir ve arttıracağım için de 10'dan 5 arttırdım 15 oldu. %10 azaltılır. Onun %10'u kaçtır? O da 1'dir. E, 10'dan da şu kenarı da 1 azaltırsam burası 9 yapar. E, buradaki alanı 100'dü. Buradaki alanı 90 kaç yapıyor? 135 mi yapacak? 135. 135 yaptı. E ne diyor? Alanın yüzde kaç artar diyor. 100'den 135'e nasıl bir değişim var arkadaşlarım? 35 artacakmış. Yüzde 35 artacakmış. Anlatabildim mi? Böyle sorularda karşımıza gelebiliyor. Şimdi bu sorumuzda A, B ve C pozitif reel sayılardır. A sayısı böyle. Şimdi kesinin %50 artırılıyor. B sayısı %10 azaltılıyor. C sayısı da %10 azaltılıyor. A sayısı yüzde kaç artar? Şimdi burada da mesela sen sayıların hepsine 100 diyebilirsin. Ama 10 da diyebilirsin. Çünkü 10'un mesela %50'sini aldığım zaman bir tam sayı çıkıyor. Yani güzel, çalışması kolay. %10'unu aldığım zaman da tam sayı çıkıyor. Yine bu %10'unu aldığım zaman tam sayı çıkıyor. Yani ben burada A sayısını arkadaşlarım 10 alayım. Tamam mı? B sayısını da 10 alayım. C sayısını da 10 alayım. İsterseniz hani çarptığı zaman 10 çarpı 10 bölü 10'dan sayı 10 geliyor ya. İsterseniz A'nın 100 olmasını istiyorsanız B'yi 100 alın isterseniz. Değişen bir şey yok. Hepsinde aynı şey çıkacaktır. Şimdi A sayısı %50 arttırılıyor. Şimdi A sayısının başlangıçtaki değeri kaç arkadaşlarım? Ee, A bölü C bak 1 yaptı. B'den 100. A'nın başlangıçtaki değeri 100. Tamam. Tamam. Küçük A sayısı %50 arttırılırsa şimdi onun %50'si yani yarısı 5 olduğu için arttırdım. Artık o bana 15 olarak geri geldi. B sayısı %10 azaltılırsa şuradaki 100'ün %10'u kaçtır? 10'dur. Azalttım. Kaç oldu? 90 oldu. Bölü C de %10 azaltılıyor. Yine buradaki 10'un %10'u 1 olduğu için azaltıyorum. 10'dan 1 çıktı. Burası 9 oldu. Şimdi değişim nasıl olacak bakalım. Şuna şu gitti. 10 oldu. 10 ile 15 çarptım. 150'ye vardım. Şimdi ilk sayım benim kaçtı? 100'dü. Sonraki sayım 150. Buradan buraya nasıl bir değişim var arkadaşlarım? %50 artar dedim. Anlaştık mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? İnşallah yoktur. Gel bakalım buna. Şimdi diyor ki bir deponun %30'u su ile doludur. Tamam. Bu depoya 120 litre daha su konulursa bu deponun hacminin %10'u kadar su taşıyor. Hmm, bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlarım depo yüzde muhabbeti olduğu için ben yine burada depoya 100x diyeceğim. %30 su ile dolu. İsterseniz bir basit bir çizim de yapabilirsiniz. Ne kadar su ile doluymuş? 30x. Yani %30'u. Bu depoya %20 litre daha su konursa, şey, bu depoya 120 litre daha su konursa, 120 ile daha su konursa deponun hacminin %10'u kadar su taşıyor. Yani aslında diyor ki sana senin 120 artı 30x'in 100x'i olmuş yetmemiş %10'u kadar da taşırmış. Yani bunun onu %10 nedir? 10 x'tir. Böyle bir denklem kurabilirsin diyor. E Buradan e, ne yaptık? Şurası 30x, şurası e, 120x. 30'u karşıya attığım zaman 90x yapacak değil mi? Şöyle sıfırlar gitse. O zaman buradan x eşittir 12 bölü 9 yapsak 3'e e bölsek 4 olsa 3'e bölsek 3 olsa Baş, x'imiz neymiş 4 bölü 3'müş Tamamı kaç litredir diyor 100x ise arkadaşlarım 100 ile ben 4'ü çarpsam 3'e bölsem hmm, dur bakalım dur bakalım sıkıntı oldu galiba bir yerlerde sıkıntı yaptık çünkü 400 bölü 3 gibi bir şey vardı mm -mm. Bir yerde bir hata yaptık. Bir bakalım. Deponun %30'u su ile doludur. Depo 120 litre daha su konulursa deponun hacminin %10'u kadar su taşıyor. Yani 100x oluyor. %10'u kadar su taşıyor. Yani 110x yapmış oluyor bu. Tamam. E burası 110x. He. Buraya attım. 80x yapıyor ya. Burası 80x yapıyor ya. Bir yerde hata yaptığımız belli zaten. Yani işlem hatası yaptığımız belli. Burası arkadaşlarım 80x imiş. Tamam mı? Şu sıfırlar gitti. O zaman buradaki x ne yaptı? 12 bölü 8 yaptı. O zaman 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2. Yani aslında şunu kaça çarpmam lazımmış benim? 3 bölü 2 ile çarpmam gerekiyormuş. 3 bölü 2 ile çarptım. Şunu da şunu gönderdim. 50 oldu. 50 ile 3'ü çarptım. Artık en baştaki deponun hacmi 150 litre imiş. Yüzde problemlerinde. Güzel arkadaşlarım. 100x derseniz olayı çözmüş olursunuz. 9. sınıftan beri yaptığım şey budur. Ekstra farklı bir şey yapmıyorum. Soruyu okuyorum. Ne istiyor? Ne veriyor? Ne istiyor? Buna karar veriyorum. Başka hiçbir şey yok. Okuyacaksın anlayacaksın. Yani problem çözmek istiyorsan anlaman iyi olacak. Tamam mı? Şimdi lokantada yemek yiyen bir grup hesabı eşit olarak paylaşacaklardır. Bu gruptaki iki kişinin paraları olmadığından diğerleri kişi başına %10 fazla hesap ödemişlerdir. Hmm, bak şimdi grupta kaç kişi vardı? Şimdi arkadaşlarım %10 fazla hesap ödemişler. Şimdi başlangıçta başlangıçta bu vatandaşların hepsi 100x para ödesinler. Tamam mı? 100x para ödesinler bunlar. İsterseniz bunu yüzde diyebiliriz arkadaşım. Çünkü bize kişi sayısını soruyor. Hesabı sormuyor ya. Buna yüzde diyebiliriz. Sonra iki kişinin paraları olmadığından diğerleri %10 fazla hesap ediyor. Şimdi biz kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Diyelim ki mesela A kişi olsun. Şimdi A kişi var. Her biri 100 lira hesap ödediği zaman hesap ne kadar gelecek? 100 çarpı A kadar bir hesap gelecek. Tamam güzel. Sonra iki kişinin paraları yok diyor. O zaman hesabı kaç kişi ödeyecek? A eksi iki kişi ödeyecek. Ve kişi başı kaç lira ödeyecekler? %10 fazla ödedikleri için 100 liranın %10'u da 10 lira yapacağı için her biri 110 lira bir hesap ödeyecek. Aslında normal bir problem ama yüzdeyle alakalı. Şuradaki sıfırla şuradaki sıfır gitsin. 10 ile a'yı çarpsam burası 10 a yaptı eşittir. Burası 11 a. Eksi burası da 22 yaptı. Şimdi 11 a'ya attım buraya. Eksi a eşittir. Eksi 22 yaptı. O zaman buradaki a sayısını da 22 buldum. Kaç kişi vardır diyor. 22 kişi varmış. 100x desen ne olacaktı? En son buradası 100x çarpı a. Burası da 110x olacaktı. Oradaki x'ler yine kaybolacaktı. Yani 100 desen, 200 desen, 500 desen fark eden bir şey olmayacak. O yoruma göre sorunun doğru cevabı 22 olacak. Tamam. Bir sınıfta a tane kız, 3b tane erkek öğrenci vardır. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin yüzde kaça erkektir? Hmm. Şimdi toplam kaç tane öğrenci var arkadaşlarım? Öğrenci sayımız A tane kız artı 3B tane erkek. Şimdi şöyle yapıyoruz yüzdeleri. Şimdi A artı 3B bütün öğrenci sayısında kaç tane erkek var? 3B tane erkek var. O zaman diyoruz ki yüzde kaç erkek vardır? Soru işareti olarak kullandım burayı. Soru işareti çarpı artık doğru orantı olacağı belli. A artı 3B eşittir. Yüzde 3B'yi çarptım ne yaptı? 300B oldu. Benim derdim soru işaretini bulmak. Soru işareti eşittir. 300B bölü A artı 3B olarak karşıma çıktı. 300B, 300B, A artı 3B. Temel yüzde alma mantığı tamamen bu. Çok fazla problemleri gözümüzde büyütmeye gerek yok. Tamam gel bakalım bu soruya. Bir iş yerinde mesai ücretleri normal saat ücretine göre hafta içinde yüzde 40, hafta sonunda yüzde 80 zamlı olarak verilmektedir. Bu iş yerine çalışan bir işçi hafta içi 30 saat hafta sonu 40 saat mesai yaparsa bu kadar mesai parası alacaktır. Buna göre bu iş yerinde çalışan bir işçinin bir saatlik normal çalışma ücreti kaç liradır? Şimdi Normalde 1 saatlik çalışma ücretine biz 100x diyeceğiz. Ama şunu da yapabilirsin mesela. %40'ını alacak ya 10x de diyebilirsin arkadaşım. Yeter ki rasyonel sayılarla uğraşmak istemediğimizden dolayı biz e, genellikle 100x diyoruz. Gelin isterseniz 10x deyin isterseniz 100x deyin fark etmez. Şimdi bizim paramız 100x. Alacağımız para 100x. Ne diyor? Hafta içinde %40. Yani hafta içinde... 40x mesai ücreti alacakmış. 40 saat mesai yaparsa bu kadar parası alacaktır. 1 saatlik normal çalışma ücreti kaç TL'dir? Dur. Şimdi 100x bunun normal parası. Ee, tamam. 40 saat hafta. Ha, hafta içi 30 saat. Hafta sonu 40 saat. Tamam. Mesai parası bu kadar alacak. Tamam. Tamam. Anladım. Anladım. Şimdi 100x'ti. 40x hafta içi alacak arkadaşlarım. Değil mi? Saat başına 40x alacak ne kadar çalışacak? 30 saat çalışacak. O zaman 30 saat çalıştırdık. Artı hafta sonu 80x alacak. %80'i kaç saat çalışacak? 40 saat çalışacak. Ve kaç para para yapacak? 1368 lira para yapacak. 1368 TL para yapacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi 3 kere 4 12. Yani 1200x yaptı arkadaşlarım burası. Şurası 8 kere 4, 32, 3200 x yaptı. Eşittir 1368. Şimdi bunları toplayalım. 32, 12 daha 44 yaptı. 44, 2 tane çift sıfır x eşittir 1368. Şimdi bu 44'e bölünsek güzel olur. Değil mi? Çünkü ben 100 x'e ulaşmak istiyordum. 44'e bölünmesini temenni ediyorum. İlk önce 4'e böleceğim arkadaşlarım. 1368'i 4'e bölersem. 3 kere 4 12. Şurası da 16 yaptı. Şurası 4 yaptı. 4 kere 4 16. Şurası 2 yaptı. Değil mi? 340 2 yaptı. Yanlışlık olmadı değil mi? Tamam. Yani 4'e böldüğüm zaman ne yaptı burası? 1100x eşittir. 342 yaptı. Şimdi bunu da 100x olmasını istiyorum değil mi? Şimdi bakıyorum bakıyorum çıkmıyor. Çıkmaz tabi. Niye? Şimdi vatandaş zamlı çalışıyor arkadaşlarım. Zamlı. Nerede o zamlı? Buralarda bir yerlerde yazıyordur. Şimdi zam demek ne demek? Bunların hepsinin çöp olduğu anlamına geliyor değil mi? Bunlar çöp. Gitti bunlar. Yani normali 100x ise %40 zamlı çalışıyorsa 140x lira para alacak arkadaşlarım bu vatandaş. Kaç saat alacak Bu hafta içi? 30 saat alacak. Dikkat etmek lazım. Artı %80 zamlı çalışıyorsa 180x para alacak kaç saat çalışacak? 40 saat çalışacak. Eşittir olacak. Kaç para mesai parası aldı? 1368. Tamam mı? Tamam. Şimdi 3 ile 40 şey 14'ü çarpayım 42 yapsın. 2 tane 0 gelsin. Artı. Bununla bunu çarpayım. 72 gelsin. 2 tane 0 gelsin. X eşittir 1368. 42 ile bunu toplasam arkadaşlarım ne yapacak? 4 yapacak. 114 değil mi? 2 tane de 0 geldi. X geldi. Eşittir. 1368 oldu. Tamam. O zaman ben 100x'i bulmak için her tarafı 114'e bölebilirim. Acaba şu 1368'i 114'e böldüğüm zaman inşallah düzgün bir şey gelir. 114'e böldüm. Bir defa var. 114. Şurası ne yaptı? 2, 2, 8. 2 yapsam o güzel 2 2 8 geldi. Yani 114'e böldüm burası 100x oldu. Burası da arkadaşlarım kaç oldu? 2 oldu. Değil mi? 114'e böldüm. Burası 100x oldu. 12 oldu. Özür dilerim. 12 oldu. Bir işinin 1 saatlik normal çalışma ücreti kaç TL'dir Ben 100x'i arıyordum zaten. E 12 olarak buldum mu? Buldum. Bu soruyu da çözmüş oldum biraz zorladı gibi ama hatadan dolayı zorladı. Hata yapmasaydık kolaylıkla çözebilirdik. Evet kaldı son iki sorumuz yüzde problemlerinin ilk etabını tamamlamış oluyoruz. İkinci etabında biraz daha böyle yeni nesil ayarında sorularla çok da zor soru çıkmıyor arkadaşlarım. Yani illaki zor soru çıkacak ama belki de bu yüzde probleme denk gelecek, belki denk gelmeyeceğiz, bilmiyoruz. Ama siz günlük günlük 20 soru problem çözmeye başlayın başlamadıysanız. Günlük 20 soru hesap yapın bakalım kaç gün var şeye kadar kaç tane problem yapar onu zaten aklınız belki almayabilir yani günlük 20 soru demek 100 günde 200 günde kaç soru olduğunu bir hesaplayın bakalım acaba oturup o kadar problem çözebileceğinize inanıyor musunuz parçalara bölerseniz inanırsınız ama ya şu gün çözerim bugün çözerim derseniz hı, o iş olmaz arkadaşlarım parça parça şimdi bunu da dedikten sonra gelelim bakalım buna Aynı ürünü üreten iki makineden birincisi saatte 150 parça ürün, ikinci saatte 200 parça ürün üretiyor. Tamam. Birinci makinenin verimi %20, ikinci makinenin verimi %10 düşerse toplam üretimdeki verim düşüşü yüzde kaç olur? Şimdi birinci saat birincisi saatte 150, ikincisi saatte 200 parça. Şimdi toplamda 350 parça ürün mü üretiyorlar arkadaşlarım? Evet. Şimdi birinci makinenin %20 verimi ee, birinci makinenin yüzde yirmi ikisine de düşüyor verim. Tamam. Şimdi yüzde yirmi düşerse arkadaşlarım yani yüz ellinin aslında yüz elli parça ürün üretirken bunun yüzde yirmisi kaçtır? Şu beş oldu otuz. Değil mi? Yani aslında diyor ki yüz elli yapacakken diyor düşecek ya yüz yirmi parça ürün üretirse diyor. Tamam. Güzel. Sonra ikincisinin iki yüz parça ürün üretiyor. 200 yüz parçada da %10 düşerse bunun da %10'unu alalım. Şunlar gitti. Ne yaptı? 20 yaptı. Aslında bu da 200 üretirken 20 eksik üretirse yani kaç oluyor? 180 mi oluyor? Bakalım toplam ne oldu arkadaşlarım? 300 oldu. Şimdi bu vatandaş saatte 350 üretiyordu ama 300'e düştü. Yani şöyle yapıyorum ben. 350'de 50 azalma varsa ne diyor? Yüzde kaç olur? Yüzde kaç olur? E ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bak şöyle yapabilir misiniz? 350'yi 7'ye bölmüş, 50 yazmış. 100'ü de 7'ye bölüp demek ki buraya da 100/7 yazabilirmiş. Yani bu da orantının, doğru orantının daha pratik bir yolu olarak kullanılabilir dedik. Geldik son sorumuza. Farklı yükseklikten aynı anda bırakılan iki top, x zıplayışlarında aynı mesafeye geliyorlar. Daha yüksekten bırakılan top bırakıldığı yüksekliğin %10'u kadar Diğer top ise bırakıldığı yüksekliğin %30'u kadar zıplamaktadır. Buna göre topların bırakıldıkları yükseklerin birbirine oranı hangisi olabilir diyor. Şimdi farklı yüksekten aynı anda bırakılan iki top. Yani bir tanesi buradan buraya bırakılıyor. Şimdi bu 100 xten bırakılsın arkadaşlarım. Bir tanesi de buradan buraya bırakılıyor. Bu da 100 y de bırakılsın. Tamam mı? Şimdi i̇lk zıplayışlarında aynı mesafeye geliyorlar. Daha yüksekten bırakılan top bırakıldığı yüksekliğin %10'u kadar. Şimdi bu %10'u kadar zıpladığı zaman arkadaşlarım. E, demek ki 110 y kadar. Şimdi 100 y'nin %10'u nedir? Şunlar gitse 10 y yapacak. E, bunun bunun %10'u kadar zıplıyor. Hmm, yüksekliğin %10'u kadar. Tamam yani 10 y kadar zıplıyor. Eşittir. Diğer top ise bırakıldığı yüksekliğin %30'u kadar zıplıyor. Şimdi aynı mesafeye geliyorlar diyor ya. E, bu da demek ki 30x kadar zıplıyor. E demek ki buradaki y yerine ben 3 yazarsam, şuradaki sıfırları da götüreyim isterseniz. Y yerine 3 yazarsam x yerine de 1 yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman ben x yerine şuraya 300 e yazayım arkadaşlarım. Buraya da kaç yazayım? 100 yazayım. Bırakıldıkları yükseklerin birbirinin oranı hangisi olabilir? İşte olabilir demesinin sebebi, yani büyüğü mü küçüğü oranlayacağım, küçüğü mü büyüğü oranlayacağım bilmiyoruz. E sayılar zaten görüldüğü üzere tam sayı olduğu için 300'ü 100'e bölelim. 3'tür diyelim. Bu de kapatalım arkadaşlarım. Başka da soru zannediyorum ki yok. Şimdi yüzde problemlerinin birinci kısmı bu şekildeydi. İkinci kısımda yeni nesil sorularla daha böyle yüzde problemlerinin içine dalacağımız sorularla görüşmek üzere arkadaşım. O zamana kadar kendine çok iyi bak. Abone değilsen abone olabilirsin ücretsiz bir şekilde. Kanalımızdaki videoları beğeniyorsan beğen tuşuna basabilirsin. Bize destek olabilirsin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. İyi çalışmalar, kolay gelsin.